Bir de Darwinist arkadaşların ufku çok dar. Çok dar düşünüyorlar. Bir kere göz görmek için değil, kamera görevi görmesi içindir. Gözün görevi görme değildir. Diyor gözümle görüyorum. Gözünden görmüyorsun. Sen nerede görüyorsun? Görme merkezimden görüyorum diyor. Oraya da görmüyorsun. Görme merkezine elektrik geliyor sadece. Başka bir şey geldiği yok. Dışarıdaki görüntü diyor, bu kamera sistemi, etten oluşan kamera sistemi elektrik enerjisi, önce kimyasal enerjiye dönüşüyor. O kimyasal enerji de elektrik enerjisine dönüşüyor. Beyne gidiyor. Çok zayıf amperde bir elektrik oluşuyor. Oraya kadar gözün tamamı kör. Gözün kendi de kör. Beyindeki görme merkezi de kör. Hiçbir şey yok. Sadece elektrik akımı var. Burada görme işlemi beynimizin içindeki özel göz tarafından yapılıyor. Sadece o görüyor. Gören var o. Elektrik akımını, simsiyah beynin içindeki elektrik akımını, düşük amperli elektrik akımını cıncık gibi görüyor. 3 boyutlu, tam renkli, pırıl pırıl ışıklı olarak görüyor. O göz gözdür. Senin anlattığın göz değil ki. Sen bir mekanizmadan bahsediyorsun. Sen sadece oraya elektrik akımını düşüren bir mekanizma. Oradaki elektrik akımını suni olarak da elde edebiliriz biz. Yani beyne gelen elektrik akımını yapıp onu bir banda da alabiliriz. Oraya gelen elektrik akımı bir elektronik alette muhafaza edilebilir. Mesela bir video band gibi elektrik akımı muhafaza edersin. Şimdi o video band kasetini o masanın üstüne koyuyorsun sen. Bir ruh geliyor onu kaplıyor. İçinde ne varsa görüyor. Gören işte o. Bana gözden bahsedeceksen, gören gözden bahsetsen bana görmeyen gözü niye bahsediyorsun kardeşim? Görüyorum göz diyor. Görmüyor ki göz. Niye görüyor? Yalan söylüyorsun. Gören göz ruh. Bana bahset o gözden diyoruz. Bilmem ki abi diyor. O zaman niye gözden bahsediyorum diyorsun sen? Kulak. Ses dalgalarını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Elektrik akımına. Çok zayıf amperde tırnak ucu kadar bir yere gelir o elektrik akımı. Duruyor orada elektrik akımı. Nerede orada duyan? Kulağın kendi sağır. Beyindeki işitme merkezi de sağırdır. Orada hiçbir şey yok. O elektrik durur orada. Onu dinleyen kulak, bak kulağı olmadan dinleyen kulak, gözü olmadan gören gözden bana bahsedin. Eğer gerçek bilim adamıysan bunu bahsetmene. Ondan bahsetmeyeceksen sen gerçek insandan da bahsetmiş olmuyorsun. Değil mi? Görenden bahsetmiyorsun. Duyandan bahsetmiyorsun. Düşünenden bahsetmiyorsun. Tadandan bahsetmiyorsun. Etin oluşturduğu elektrik akımını bana anlatıyorsun. Etin oluşturduğu elektrik akımı. Hepsi şurada toplanıyor zaten. Şu kadarcık bir yer. Mercimek kadar, pirinç kadar bir yer. Orada toplanıyor elektrik akımı. Bak hepsi şurada toplanıyor. Dikkat edin. Birbirine karışmıyorlar hepsi. Göz de oraya gönderiyor. Kulak da oraya gönderiyor. Dil de. Yani hepsi böyle tatma. 5 dünün tamamı oraya gidiyor. Şuura. Mercimek kadar yere gidiyor. Çünkü göz görme merkezinde görmeyi olmuyor. Görme merkezi de şuura gönderiyor. Hepsi oraya gönderiyor. Şuurda şu kadarcık bir yer. Simsiyah et parçası. Şimdi o kadar çorba gibi olmuş elektrik akımını, karmakarışık elektrik akımı her yerden gelen, yüzlerce vücudun, yüzlerce yerden gelen elektrik akımını şuur orada topluyor. Birbirine de karışmıyor elektrikler. Veyahut karışıyor. Karışmıyor demiş o. Karışacak, mecburen karışacak. Ruh da karşıdan geçiyor. Hiç birbirlerine karıştırmadan görmeyi, duymayı, dokunmayı, tatmayı, düşünmeyi hepsini en mükemmel şekilde yapıyor. Hatıraları. Kim bu diyoruz? Ne bilek ben abi bilmem ki diyor. Biz bilim adamıyık diyor. Sen bilim adamına soruyorsun ya. Sen ana konuyu insanın kendini anlatmıyorsun. İnsan denen o işte. Ete mi biz insan diyoruz biz? Gören, duyan, işiten, düşünene mi insan diyoruz? Haklı mıyım Didem Hocam? O konuya zaten hocam hiçbir evrim programında değinmiyorlar. Ruh konusunu hiçbir şekilde girmiyorlar. Metafizik diye bir şey yoktur dediler en son programda. Ne metafizik diye? Metafizik diye bir konu yoktur diyorlar. Ha. Hiçbir şekilde de ruh konusuna girmiyorlar. Gözünde mükemmel olmadığını iddia ediyordu en son Ergideniz Özsoy. Yani, o genci yetiştireceğiz. İnşallah. Mesela bak dar düşünüyor. Bu konuya hiç girmemeleri çok acayip. Lenin'e söylüyor bu konuyu. Abo diyor, sakın. Sakın girmeyin diyor. Kendi ifadesi var. Girerseniz boğulursunuz diyor. Batarsınız diyor. Lenin bak bu uyanık. Evet. Sakın diyor, boğulacağınız bir noktadır diyor. Yani, peki bak sen mükemmel değil dediğin sistemle orada televizyon stüdyosu oluşturmuşsun. Televizyon kameraları yapmışsın. Sen ben diyorsun tesadüfen çamurlardan meydana gelmiş bir çamurdan, tozdan, topraktan meydana geldim diyorsun. Sonra da bir televizyon binası kurduk. Kameraları yaptım diyorsun. Kendi kendime nasıl tesadüfen meydana geldiğini inceliyorum şimdi diyorsun. Yani çamur bir gün yerli film gibi ya. Durduk yere çamur böyle. Yani, bulanık suyun içerisindeyken bir gün kendisine bir bina yapıyor. Bilgisayarlar yapıyor. Kameralar yapıyor. Ya diyor ben bir zamanlar çamurdum diyor. Tesadüfler sonucu bak işin ilginç yanı diyor. Bu oldu diyor. Kameraların karşısında şimdi nasıl kendimin çamurdan tesadüfe meydana geldiğini anlatıyorum diyor. Sokan çamuru böyle olmuş. Bir süre sonra bina yapmış. Çay içiyormuş böyle öpür öpür. Tesadüflerden olmuş o. Çamurdan olmuş. Öyle gelmiş anlatıyormuş. Kardeşim kendi hallerine gülecek bunlar. Hayrettir ya. Hipnozdan çıkamadılar. Anlatıyoruz anlatıyoruz. Yine aynı noktaya geliyorlar. Şimdi biz olunca da tabii ileri de gidemiyorlar. Geri de kaçamıyorlar. Bir vaziyetler değişik yani. Ya dünya çapında felç olur. Hayret mesela bak eskiden bunlarda atış tutuş acayipti. Şimdi zınk anında yakalanıyor. Biz hemen enselerine bitiyoruz. Olur böyle vakalar diyoruz. Türk polisi gelir yakalar. Şak. Konu bitiyor. Eskiden gerine gerine atış yapıyorlardı. Hakikaten bunlar bir zamanlar neydi ya? Şu an hiç. Hocam vesilenizle halkımız da çok bilinçlendiği için artık sizin eserlerinizden aldıkları sorularla hep bu yayınlara soru gönderiyorlar. Orada da çok daraldılar. Kimse bana soru sormasın falan diyor da. Öyle mi? Evet. Lütfen diyor bilimsel kelimelerle soru sormayın. Artık kimse bana soru sormasın diyor. Herkese böyle izin vermeyin soru sormasını diyor. Çok daraldılar. Ama o güzel bir kız var o sunucu. O Allah'ın varlığını savunduğu yayını. Ferda Yıldıray galiba. Ferda. Evet. Acayip güzel kız var ya maşallah. Benim kitapları içmiş. Evet. Benim kitapları içmiş, benim mantığı da içmiş. Takır 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 yağdırdı maşallah.